Merhabalar. Ben Simularge'nin kurucularından Büryan Turan. Bugün size yaptığımız yazılımın MVP aşamasındaki halini göstereceğim. test.simularge.com adresine girip yazılımımızı test edebilirsiniz. Bu sayfada bir kullanıcı adı ve kullanıcı şifresine ihtiyacınız var. Eğer ilk olarak giriyorsanız sign up now deyip kullanıcı adı ve şifre oluşturabilirsiniz. Ben kendi kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Ve karşıma sistemim açılıyor. Bizim yazılımımız yapısal analiz, ısı transferi analizi ve akışkanlar mekaniği analizi yapacak olan bir yazılım. Fakat MVP aşamasında sadece ısı transferi hesaplamalarını yapıyoruz. Burada o yüzden termali seçiyorum. Hesaplamalarda kullanılan birimler SI'lik birimler olsun. Burada değişik geometrileri değişik kaynaklardan çağırıp kullanabilirsiniz. Ben elimde bir STL geometrim var, onu çağırmak istiyorum. O yüzden import modele basıyorum. Geometrimi çağırdım. Burada ön izlemesini görebilirsiniz. OK diyorum. Evet, karşınızda geometrim. Bu analizi yaparken temel adımları yukarıdaki yuvarlaklarda görebiliyoruz. Her birisi farklı bir adımı temsil ediyor. Örneğin şu an boundary condition yani sınır koşulları oluşturma adımındayım. Sonrasında malzeme tanımlayacağım. Ağ yapısı oluşturacağım. Çözümü yapacağım. Ve sonuçları görselleştireceğim. Şu an boundary condition adımı için menüler için mouse'umda iki defa herhangi bir boş bir yerde iki defa tıklayarak menülerimi açıyorum. Her bir adımda farklı menülerle karşılaşıyor olacağım. Böylelikle program size aslında nasıl kullanmanız konusunda yönlendiriyor olacak. Artıya gelip bir sınır koşulu yani nereden bu parçaya ne kadar sıcaklık etkiyor onu tanımlıyor olacağım. BC1 olsun ilk sınır koşulumuzun adı. Buraya uyguluyor olalım. Burada bir 100 derece sıcaklığa temas etsin parçamız. Sabit sıcaklık seçiyorum. 100 derece diye tanımlıyorum. OK diyorum. OK. Birinci boundary condition'ımızı yani sınır değerimizi tanımladık. Buraya tıklayıp nereye uyguladığımızı da görebiliyorum. Ve değerini, özet değerini de görüyorum. İkincisini oluşturacağım. O yüzden tekrar artıya tıklıyorum. Bunun adı da BC2 olsun. OK dedim. Şimdi bunun alanını seçeceğim. Bu da bu uçtan olsun. Alanlarını seçtim. OK dedim. Bunun sıcaklığı da 200 derece olsun. Eğer 100 derece olsa her yerde aynı sıcaklığı görmeyi beklerdik. 100'den 200'e bir değişim görebilmem için farklı sıcaklık 200 dereceyi tanımlıyorum. OK. Özete de bakalım. Burada boundary condition 1, 100 derece. Bu uçta da boundary condition 2 ve 200 derece olarak tanımlamış durumdayım. OK dedim. Bu adımı tamamlamış oldum. Şimdi malzeme kısmına geldik. Tıkladığımda bu sefer farklı bir menüyle karşılaşacağım. Malzeme tanımlama adımı. Alüminyum bir malzememiz olsun. Alüminyumu tıkladım. Eğer kendi malzemeniz değişik farklı bir malzeme ise malzeme kütüphanelerinde bulunmayan bir özelliğe sahipse buraya tıklayıp kendi malzemenizi yaratabilirsiniz. Alüminyumu seçmiştim. OK diyorum. A yapısı oluşturma adımına geldik. Çözüm yapabilmemiz için içerisini parçalara bölmemiz gerekiyor. Sayısal yöntemler gereği. Burada A yapısında gevşek ve çok sıkı. Yani coarse'dan ve refine seçeneklerimiz var. Ben çabuk bir çözüm elde edebilmek için coarse'u seçiyorum. OK dediğimde meshi yaratacak. Yani A yapısını bekliyorum şu anda. Yarattı. Burada turuncu bölge adımına geçtik. Burada ağ yapınızla ilgili detaylara bakabilirsiniz. OK diyorum. Ağ yapısı adımını tamamladım. Şimdi çözüm adımına geldim. Burada simülasyonumun adını tanımlıyorum. Sim1 olsun. Evet. Steady state yani zamandan bağımsız bir çözüm olsun istiyorum. OK dedim. Turkuazlı olan yerler opsiyonel bölgeler. OK'ye tıklıyorum ben gene. Alttaki menü açıldığında çözümümüz elde edildi anlamına geliyor. Zaten burada solver converged diye ifade görüyoruz. Yani çözümümüzün elde edildiği anlamına geliyor. Yani serverda arkada çözüm yapılıp şu an bilgileri, sonuçları çekilmiş, elde edilmiş durumda. OK deyip kapatıp bu sonuçları görselleştirmek için bir sonraki adıma geçiyorum. Yine menümü açtım. Sim1'e tıkladım. Sim1 nolu simülasyonum. Sıcaklık dağılımını görmek istiyorum.
Burada farklı renk paletleri seçebilirsiniz. Ben Rainbow'u seçtim. Bu farklı sayıda renk olabilir. Ben 11 tane renk ile ifade etmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi çizdi. Sağ tarafta sıcaklıkları görebiliyorsunuz. Örneğin 170'e tıkladığımda hangi bölgenin 170 derecede olduğunu görebiliyorum. Örneğin sizin parçanız 200 dereceye kadar dayanmayan, örneğin 170 derecelere kadar dayanabilen bir parça olsaydı, bundan sonrasında şu bölgede kırılma bekliyor olabilirdik. Okey, görsellikle biraz oynayalım. Daha düzgün bir dağılım, yani smooth bir çizim görmek istiyorsak bu şekilde gösterebiliriz. Şuna tıklayarak elde ettim. Evet, çözümler bu şekilde elde ediliyor arkadaşlar bizim yazılımımız ile. Bugünlük şimdilik bu kadar gösterebiliyorum. Sizin değerli yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim.